Merhaba, ben Mustafa Karaca. Soyutgem 2017'de parçaya sıfır tanımlama işlemini öğreneceğiz şimdi. İlk önce içsel kayıt ve dışsal kayıt, ondan bahsedeceğim. Ekranda gördüğümüz parçanın üzerinden örnek yapmaya geçeceğim. Giriyorum buradan Soyutgem'e. Bu arada şu alttaki Soyutgem toolbarları eğer sizde açık değilse buraya gelip mouse'la sağ tuş yapıyorsunuz ve buradan gelip ilgili toolbarları açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan geliyorum. Soyutgem, yeni ve freze. Şimdi şu pencereden bahsedeceğim biraz. Burada Soyutgem'e girerken Soyutgem bize soruyor. Oluşturduğum CAM dosyamı SolidWorks'ün katı modelinden ayrı bir yere mi oluşturayım yoksa SolidWorks'ün unsur ağacının içerisine mi gömeyim diye soruyor. Yani ne demek, biraz daha açarsak eğer bir tane böyle örnek yapayım dış diye, hemen hızlı bir şekilde referansımı falan da atayım. Hemen parçamın CAM dosyasını oluşturdum ve programı aşağı attığım zaman bakın burada SolidWorks parçam burada ve SolidCAM parçam da burada. Yani ikisinin de dosyası birbirinden tamamen bağımsız. Eğer ben bunu şu CAM dosyamı bir kapatayım. Hatta sileyim buradan. Eğer ben bu CAM dosyasını şu unsur ağacının içerisine gömecek olursam onu da şu şekilde yapıyoruz. Bu sefer iç diyorum. İçsel kayıt. Hemen referans noktası. Evet. Hızlı bir şekilde parçamı da tanımladıktan sonra SolidWorks unsur ağacıma geliyorum. Bakın burada CAM dosyam artık buradaki unsur ağacında. Yani şöyle kapatırsam eğer CAM dosyamı ve gelip masa üstündeki şu parçamı açarsam ve program açıldığında bana soruyor. Bakın unsur ağacına bakın. SolidCAM dosyam burada. Eğer bu bir torna parçası olmuş olsaydı burada turnic yazacaktı. 2,5 eksen dosya ismi, yani şuradan da görüldüğü gibi. Freze işlemi ise milling, torna işlemi ise turning diye yazıyor. Şimdi burada SolidWorks katı modelini açarken, daha doğrusu SolidWorks dosyasını açarken SolidCAM bize soruyor. Bu parçanın CAM dosyaları unsur ağacının içerisine gömülmüş. Parçanı mı, sadece parçayı mı açmak istiyorsun? O zaman iptal dersin. Yoksa CAM dosyasını mı açmak istiyorsun? O zaman tamam dersin ve beni direkt SolidCAM ortamına program atar. Tamamen bu işe yarıyor. Eğer bunu unsur ağacınızdan silerseniz şöyle ki hayır dedim buna, mesela iptal diyorum. Gidip diyorum ki bana her seferinde onu sormasın. Ben buradan geliyorum. CAM dosyamın uygulamasını siliyorum. Hatta parçamı da üstüne kaydettim. Kapattım. Tekrar açıyorum parçamı. Bakın hala bana unsur ağacını silmeme rağmen hala bana bu parçanın CAM dosyası mevcut. CAM dosyasını açmak istiyor musun diye soruyor. Yani unsur ağacından silmemiz bir şey ifade etmiyor. Eğer CAM dosyasını silmek istiyorsam şuradan gelip bu gelen pencereden tamam dedim ve bitti. Kapatıp tekrar açıyorum. Bakın artık sormadım. Şimdi İç ve dış tamamen bu işe yarıyor. Başka hiçbir fonksiyonu yok. Ama benim önerdiğim, şahsıma ait konuşuyorum. Benim önerdiğim SolidCAM dosyasıyla SolidWorks dosyasını birbirinden tamamen ayrı tutmak. Ben o şekilde yapacağım. Hemen geliyorum. Freze'yi seçtim. Dış. Buradaki seçeneklerin anlamı geldiğini öğrendik. Buradan SolidWorks katı modeline ayrı bir isim, CAM dosyanıza da ayrı bir isim verebilirsiniz. Yani buradaki verdiğiniz dosya SolidCAM'in oluşturmuş olduğu dosyanın ismidir. Şu kutucuğu kaldırırsam eğer SolidWorks dosyasıyla CAM dosyasını ayrı ayrı klasörlerde tutabilirim. Bu demek. Eğer bunu işaretlersem
Bu parçam bilgisayarımın neresinde kayıtlıysa SolidCam kendi dosyasında oraya kaydedecektir, oraya oluşturacaktır. Bu katı modelim nerede, hangi klasörün içerisinde ise SolidCam kendi oluşturduğu dosyayı da bu katı modelin olduğu klasöre oluşturacaktır. Ölçü birimin metrik veya inç sizin ölçü biriminize kalmış. Biz tabi Türkiye'de metrik kullanıyoruz. O yüzden metrik dedim. Onaylıyorum bu penceremi. Şurayı biraz büyütelim. Şimdi benim şurası ne işe yarıyor? Bundan bahsedeceğim. Benim eğer fabrikamda birden fazla CNC tezgahım varsa, işte Fanuc kontrol ünitesine sahip, Siemens kontrol ünitesine sahip veya işte Heidenheim okuma, Mazak, hangi tezgahınız varsa burası işte tezgahınızın dili. Yani biz bu parçanın kemiğini oluşturduktan sonra hani G kodu alacağız ya en sonunda. Yani bu G kodunu tezgahın anlayacağı dilde oluşturmak burası. Ben Fanuc tezgahında işleyeceğim bu parçamı diyorum ve Fanuc dilini seçiyorum buradan. Referans noktası. Referans noktası. Şimdi sıra tezgahın dilini seçtikten sonra artık tezgahta bu parçamın sıfırı neresi olacak onu belirleyeceğiz. Birçok sıfır tanımlama yöntemimiz var. Hepsinden ayrıca bahsedeceğim. Ama şimdilik yüzey seç ve daha sonraki videolarda şuradaki kısımları, şuradakiler, şunlar, şurasını tamamen ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Şimdi burada yüzey seç aktifken geliyorum buradan diyorum ki modelin üst köşesi. Bakın ne oluyor? Parçama dokunuyorum. Bu parçamın üstünde herhangi bir köşeyi bana sıfır olarak atadı. Mavi olan Z eksenim, yeşil olan Y eksenim, kırmızı olan da X eksenim. Yani şuradaki ile tamamen aynı. Şimdi burayı tabi değiştirebilirim. Eğer benim sıfırım burası olmak, bu köşeyi olmayı istemiyorsam, başka bir köşesini ya da herhangi bir yeri sıfırımı tanıtmak istiyorsam, gelip Origin tıklayı işaretliyorum hemen buradan ve parçamın herhangi bir yerine dokunuyorum. Bakın anında sıfırımı, parçamın sıfırını oraya taşıyor. Gelip şu köşeyi seçebilirsiniz. Bu köşeyi seçebilirsiniz. Tamamen size bağımlı. Kaldırıyorum tikimi. Modelin model kutusunun alt köşesi. Dokunuyorum. Çıkıp tekrar girmem lazım tabi anlaması için onu. Yüzey seç, model alt köşesi, dokundum. Bu dokunduğum yüzeyin alt köşesini yine aynı şekilde taşıyabilirim. Bu şu kutucuğu işaretleyerek. Bunun altından otomatikman sıfırımı oraya atamış oldum. Yine bunu da tabii taşıyabiliyorsunuz. Bir sonraki seçenek, dönme merkezi. Eğer benim parçamda herhangi bir silindirik yüzey varsa, gelip onun çapına dokunduğum zaman direkt o deliğin, ya da o silindirik yüzeyin tam merkezini sıfırımı taşır program. Burayı seçersem bunun merkezini. Şu radüsü seçersem radüsün merkezini. Noktayı seçersem tanımaz. İlle bir yüzey olması gerekiyor. Dönme merkezi bu şekilde. Bunlardan bir sonraki videolarda bahsedeceğiz. Şimdilik ben genelde hep parçamın orta noktasını sıfır seçiyorum. X sıfırım, Y sıfırım, parçamın tam burası. Z sıfırım da parçamın tam şu üstü. Şimdi buradan onay verdim. Şunlara ilerleyen videolarda geçeceğiz. Bu basit bir parça sıfırıydı. Şimdi bu pencere ne işe yarıyor? Burayı daha sonra bahsedeceğim ne işe yaradığını. Takım başlangıç düzlemi. Yani biz şimdi diyelim ki şu deli deleceğiz. Bu deli delerken takım G0 hızıyla hızlı bir şekilde geliyor. Tam bu deliğin merkezine. Ve şuradaki 120 mm mesafede bir duruyor. Havada 120 mm mesafede duruyor. Sonra güvenli düzleme iniyor. Yani şuraya 25 mm'ye iniyor. Hızlı bir şekilde. Sonra 25 mm'den sonra emniyet mesafemiz, artık onu da program içerisinde göreceğiz. Emniyet mesafemiz kaç ise, 2 ise 2, 5 ise 5, 3 ise 3, neyse 25'ten sonra hızlı bir şekilde oraya iniyor.
Oradan sonra parça edilmeye başlıyor. Bu o demek. Buranın, şuradaki yerin, şuranın ve şuranın 4 eksende ve 5 eksende çok fazla önemi var. Onlardan da ayrıca bahsedeceğim. Çünkü buradaki değerleri bazen büyük tanıtmamız gerekebiliyor. Eğer bir 4 eksende mesela işlem yapıyorsam, takım buradan şunun etrafında dönüyorsa eğer, bunun şu orta noktasından şu köşeye olan minimum uzaklığı yazmam lazım ki buraya program hesaplama yaparken hata vermesin. Ayrıca bahsedeceğim. Şu an ne demek istediğimi anlamadınız eminim. Ama oraya geldiğimizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Onay verdim buradan şimdilik bu pencereye. Buradan eğer başka bir sıfırım yoksa, burada ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci birden fazla sıfır atayabiliyoruz. Onunla ile ilerleyen videolarda göreceğiz. Bu şimdilik sadece kısa bir parçaya sıfır tanımlama videosu. O yüzden çok uzatmayacağım. Onayladım. Stok model ve hedef model. Yani benim parçam, şöyle stok model dersem, benim parçam şöyle kütük şeklinde mi gelecek bana? Yani böyle dolu mu gelecek? Yoksa böyle işte dökümden bir miktar offsetli mi gelecek? Yani işlenmiş yarı kaba gibi şeklinde mi gelecek? Burada ona karar veriyoruz. Ben bu parçayı şimdilik doluda işleyeceğim. Daha sonraki videolarda yine dökümden yarı işlenmiş şekilde parçalarımız da olacak. Onları göstereceğim. Eğer buradan tabi burayı daha sonra bahsedeyim ne demek olduğunu. Yoksa çok karışacak. Şimdi burada biz dedik ki doludan işleyeceğiz. Yani şöyle bir kütük gelecek bize. Ama bu kütüğün etraflarında pasolar var. Yani diyorum ki x eksenimde 5 mm pason var. Bakın direkt buraya 5 mm pasoyu ekledi. Bak ben buradan paso miktarını ayarladığımca, yani offset miktarını ayarladıkça şu ebatlara dikkat edin. Buraya da 5 milim verdim. Buraya da 5 milim, buraya da 5 milim. Her tarafa 5 milim verdim. Bakın her tarafa 5 milim verdim. Şimdi burada gelip kutuyu CAD modeli ekle dersem eğer, program otomatikman oluşturduğu şu tel kafes var ya hani, bunu otomatikman şuralara da taşıyacak. Modeli kutuyu CAD modeli ekle diyorum. Bakın buradaki sınırı direkt buraya taşıdı. Onay verdim. Yani bu şimdilik eğer bu şekilde işlem yapacaksanız şu sıfırınızı da yukarı taşımanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Sıfır taşımayı daha sonra göstereceğim. Onay verdim buradan. Hedef model. Yani parçam işlendikten sonra hangi şekle gelecek? Göster. İşte parçam işlendikten sonra bu şekle gelecek. Kapat. Buraya da şurası, bu parçanın malzemesi ne? Onu giriyoruz. Mesela biz diyelim ki CK45. Şimdi buradaki malzeme seçimi bizim ne işimize yarayacak? Buradaki şu 3 tane pencere tamamen ay meşinikle ilgili. 2D ay meşinik ve 3D ay meşinikle ilgili. Bunlardan ilerleyen videolarda yine ayrıca bahsedeceğim. Şimdilik es geçiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde ne yaptık? Parçamıza parça sıfırı tanımlamış olduk. Bu parça sıfırı tanımlama videomuzun biri. Bunun ikisi, üçü, dördü ve beşi olacak. Toplamda 5 videodan oluşacak. Onun da bilgisini vereyim. 5 videodan oluşmasının sebebi solid CAM'i en ince ayrıntılarına kadar anlatmak istediğimden kaynaklanıyor. Yani bir operatör ya da bir CAD CAM tasarımcısı ofisinde program yaparken tezgahının başına gittiği zaman herhangi bir sorunla karşılaşmaması için bütün ayrıntılara gireceğim. O yüzden video çok kapsamlı olacak. Uzatırsam ve hata yaparsam da kusura bakmayın. Ama hata yapmayacağımı umuyorum. Çünkü uzun yıllardır ben bu işi yapıyorum. Umarım size faydalı olur. Şimdi parça sıfırı tanımlamamız bu kadar. Bu parçada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.